kalp krizi neden olur? Risk faktörleri nelerdir? Yani ülkemizde kalp krizi çok sık olarak görülmektedir. Özellikle bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi sigara. Çok sık gördüğümüz en önemli sebep sigara. Yine cinsiyet faktörleri çok önemlidir. Erkeklerde çok daha fazla görülmektedir oransal olarak. Yanı sıra ailesel faktör çok önemli. Irsi olarak ailesinde kalp krizi görülen hastaların risk faktörleri daha fazladır. Yani bu hastalar daha riskli hastalardır. Daha önemli üzerinde durulması gereken hastalardır. Yanı sıra şeker hastalığı olanlar da, kolesterol yüksekliği olanlar kalp krizi açısından riskli görülmektedir. Ülkemizde hemen hemen her 7-8 kişiden birinde şeker hastalığı görülmektedir. Yaklaşık her 3 kişiden biri düzenli olarak günde 1 veya daha fazla pakete ulaşan sigara içmektedir. Bunlar risk faktörleri olarak görülmektedir. Yaş önemli bir faktör dedik. Yani özellikle hani erkeklerde 50 yaş, kadınlarda ise 55 yaş üzerinde olduğu zaman kalp krizi riski artık ön plana geçmektedir. Yanı sıra hani daha önceden geçirmiş olduğu bir kalple alakalı sorun varsa, daha önceden geçirmiş olduğu bir böbrekle alakalı sorun veya beyin damar tıkanıklığı varsa, bacaklarda saptanmış daha önceden bir damar tıkanıklığı varsa, bu tarz hastaların da kalp açısından riskli olabileceği, önündeki yıllarda kalp açısından bir tedavi ve tetkik sürecinden geçebileceğini tahmin ediyoruz. Risk faktörleriniz bunlardan ibaret.